Yine bir sualimiz var hocam. Gayrimüslimlere zekat verilir mi diye bir sual var. Biraz önce söylemiştik zaten. Bir insanın bir kere Müslüman olmayan, gayrimüslim ne yapamayacağı gibi zekat kendisine farz olmayacağı gibi zekatın da kendisine verilmesi caiz değildir yani. Yani bir Müslüman nasıl ki işte bir gayrimüslim nasıl ki zekat vermek kendisine farz değilse o gayrimüslime zekat verilmesi de kesinlikle caiz değildir. Çünkü zekat Müslümana verilir. Müslümanların kalkınmasıyla alakalı veya Müslümanın kalkınması değil mi ihtiyacıyla alakalı verilir. Sonuçta gayrimüslim bir kişiye zekat verilmesi caiz olmaz. Hocam zekat verirken evvela hangi şeylere yani mesela ihtiyaç sahibi olarak mı, talebeye mi ağırlıklı veya öncelik hangisi? Önce yakınlık. Yakınlık araları. Akrabiyet dediğimiz yani etrafındaki insanlar. Mesela evet. İşte en yakınları. Yani usul ve furuğun haricindeki en yakınları yani akraba yakın akrabaya verilir. Ondan sonra komşular ama en eftali hangisidir diye sorarsan eftal olarak bakın sıralama yakın akrabadan başlar. Ama en faziletlisi hangisidir diye sorulacak olursak dine hizmet eden sonuçta dinin yarın hoca olacak. Hoca olduktan sonra dine alim olacak hizmet edecek talebeye zekatın verilmesi daha faziletlidir. Ama sıralama dediğim gibi yakın akrabadan başlaması lazım yani.